İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan parlamento seçimleri öncesi adaylar için 22. Zoom toplantısı. Sevr Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümüne adanmış bilimsel bir konferans. Batı Ermenistan'ın evlatları ve kökler bekliyor. Hollanda'daki Azerbaycan Türk Derneği'nin başkanı Ermenilere kin ve nefret söyleminde bulunmak ve aşağılamaktan hapis cezasına çarptırıldı. Etnik temizlikten soykırıma. Ararat Hugasyan'ın İspanyol gazetesi La Tribuna'daki makalesi. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Seçim Komisyonu tarafından düzenlenen 22. Zoom toplantısı 10 Ağustos'ta gerçekleşti. Toplantının konusu Sevr Antlaşması ve Ermenistan'ın doğu sınırı 1920. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan Zoom toplantısında Sevr Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümünün geride kaldığını değindi. Armenek Abrahamyan devletlere geçmişte üstlendikleri yükümlülüklerini bugün bile hatırlatılabileceğini ve bunun popüler diplomasi ilkeleri kullanılarak derin bir bilimsel, analitik, metodolojik tartışma yoluyla yapılması gerektiğine değindi. Sevr Antlaşması'nı imzalayan tüm devletlerin bunu kendi çıkarları doğrultusunda uyguladıklarını ve Fransa tarafından onaylanmadığını belirtmek gerekir. Ancak Ermenistan ilk defa büyük bir uluslararası konferansa katılmış ve büyük güçlerle bu antlaşmayı imzalamıştır. Sevr Antlaşması 24 Haziran 2016'da Batı Ermenistan tarafından onaylandı. Batı Ermenistan'ın Yerevan ofisinde Sevr Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümüne adanmış bir konferans 10 Ağustos'ta düzenlendi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan da konferansa görüntülü görüşmeyle katıldı. Armenek Abrahamyan, Sevr Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümüne adanan konferansın katılımcılarını kutlayarak şöyle dedi. Sevr Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümüne adanan konferansın tüm katılımcılarına hoş geldiniz diyorum. Sizlere en derin minnettarlığımı sunarım. Türkiye Saltanat Hükümeti ile 1914-1918 arasında gerçekleşen Dünya Paylaşım Savaşı'nda galip gelen müttefikler arasında 1920 yılının 10 Ağustos'unda Sevr Antlaşması imzalandı. Sevr Antlaşması'nın 89. maddesi Ermeni halkının doğduğu, yaşadığı ve binlerce yıl devlet ve kültürlerini koruduğu Ermeni yaylaları ile Ermeni halkının tartışılmaz tarihi ilişkilerini belgelemiş ve tesis etmiştir. Zoom toplantısında Batı Ermenistan Başbakanı Sedat Melikyan da bir konuşmada bulundu. Başbakan Melikyan kendi konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Antlaşmayı Ermenistan Cumhuriyeti tarafından Avedis Aharonyan imzaladı. O ve Batı Ermenilerinin temsilcisi ve Ulusal Heyetin Başkanı Boğaz Lubar Paşa, ana müttefik devletlerle ulusal azınlıkların hakları, diplomatik ve ticari ilişkiler konusunda ek bir anlaşma imzaladı. Uluslararası hukuk açısından antlaşmanın bir tarafı olarak Ermenistan Cumhuriyeti, antlaşmayı imzalayan tüm devletler tarafından hukuken tanınmıştır. Antlaşma 1916'da imzalanan Sykes-Picot Antlaşması hükümleri ve 1920 San Remo Konferansı kararlarına dayanıyordu. Sasha Galustyan, 4 günlük Artsakh Savaşı sırasında şehit düştü. Sasha, Doğu Ermenistan'ın Armavir bölgesinin Mezamor şehrinde 1996 yılında dünyaya geldi. Sasha, nazik, dengeli, ilgili, cömert, mütevazi, zeki ve arkadaş canlısı bir gençti. Sosyalleşmeyi ve yeni arkadaşlar edinmeyi, insanları dinlemeyi, yardım etmeyi ve tavsiyelerde bulunmayı severdi. Çocukken doktor olmayı hayal etmiş ve tıbba ilgi duymuştu. Sasha, arkadaşlarının ve ebeveynlerinin gururuydu. Okulu bitirdikten sonra çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verdi ve çok çalışarak amacına ulaştı. Armavir Devlet Tıp Fakültesi'nde okudu ve buradan kırmızı diplomayla mezun oldu. Daha sonra Yerevan Haybusak Üniversitesi'ne kabul edildi ve birinci yılını tamamladıktan sonra askere alındı. Ailesini rahatsız etmeyi sevmezdi. Yol masraflarını bile almamak için ailesinden gizlice okuldan sonra oto yıkamaya gider araba yıkardı. Orada çok iyi görev yaptı ve
askeri üniformasını gururla giydi. Saşa iyi hizmetlerinden dolayı çavuş rütbesine terfi etti. Mutluluğuna diyecek yoktu. 1 Nisan'da ailesiyle son kez görüştü. Pozisyon aldığını, her şeyin yolunda olduğunu ve endişelenmeye gerek olmadığını söyledi. Ön saflarda yer aldı. Elverişli bir pozisyon alması ve makineli tüfeklere düşman yönünde ateş açması emredildi. Harika bir iş çıkardı ve isabetli atışlarıyla rakibi baskı altına aldı. Ancak Saşa başından ciddi şekilde yaralandı. İletişim yoluyla tahliyesini organize etmeye çalıştılar ancak ateş hattı daha da güçlendi. Doktorlar yaklaşıp Saşa'nın hayatını kurtaramadı. Saşa evdeki tek erkekti. Anahit ve Lucina adlarında iki kız kardeşi vardı. İkisi de kendisinden küçüktü. Saşa'nın babası Vaçakan Galisyan bir başka röportajında şöyle diyecekti. Vatanım için neyim varsa verdim. 10 Ağustos 2023 Perşembe. Türkiye'nin gerçekleştirdiği soykırımdan Allah'ın izniyle kurtulan ve dünyanın kucağına sığınan bu kardeşler hafızaları dışında her şeylerini kaybetmişlerdir. Bugün atalarının toprakları işgalciler tarafından işgal edilse ve adı Türkiye olsa da kökenlerinin haçını değiştirmez ve döktükleri kanı silmez. Atalarımızdan kalma bölgemizin İpek yolunun bir parçası olduğu için işgal etmek, köyleri yok etmek ve sakinleri, mülklerini soymak için hiçbir çabadan kaçınmayan vahşilerin göz diktiği geniş otlaklarla oldukça çatışmalı ve değişken ama arzu edilen bölgesiyle karakterize edildiği açıktır. Böylece Moğollar ve Tatarlar peş peşe ortaya çıkıp hayvancılığı geliştirmişler. Aniden Bizans, Roma'nın diğer tarafı süpürgeyle süpürülmüş bir şekilde Ermeni topraklarını da kasıp kavuran ve savunmalarını ezen insan çekirgeleri tarafından ağır yaralandı, ezildi. Bu topraklar her zaman Persler, Araplar ve daha bilmem kimler tarafından ilgi odağı olmuştur. Topraklarımızda kamp kuran ve Avrupa'nın bazı kısımlarını, Arabistan'ı ve Kuzey Afrika'nın tamamını boyunduruk altına alan yıkıcı, otoriter, kötü ve kültürsüz bir imparatorluk kuranlar Osmanlı Türkleriydi. Ama bu başka bir hikaye. Biz Ermeniler ise kaba Osmanlı'ya ilim ve sanat öğrettik, padişahlarının saraylarını yaptık. Seferlerinde elde ettikleri başarıyla yetinmeyen Türkler, Müslüman müminleri Türkiye'ye çekmek amacıyla İslam inancının üstünlüğü için Mekke ile rekabet etmeye başladı. Hristiyanlar arzuları engelleyen taştı, Ermeniler ise onların genişleme planlarını engelleyendi. Rum, Keldani, Süryani, Asuri, Arap, Kürt, Çingene ve Yahudi azınlıklar bu bölgede yan yana yaşıyordu. Ermeniler ise Türkiye vatandaşı oldukları halde katledildiler ve ana vatanlarından sürüldüler. Soykırımdan sağ çıkmayı başaranlar, anlaşıldığı üzere bizim ebeveynlerimiz, dedelerimiz olduğu bazı yetimlerdir ve biz onların torunları, bugün diaspora kardeşliğini oluşturuyoruz. Soykırım sırasında birkaç bin kişi tecrit edildi, nedense imhadan kurtarıldılar ve o zamandan beri Türkiye'de elleri kelepçeli durumdalar. Bu arada ninelerimizin, dedelerimizin Türkiye vatandaşları olduğunu iddia ediyorum. Vurgulamak istediğim nokta da bu nokta, çünkü konuyla alakalı. Türkiye, mantıksal veya başka türlü Ermeni diasporasının tüm üyelerini kendi ülkesinin vatandaşı olarak tanımalı, onları kabul etmeli, özür dilemeli, tazminat ödemeli ve onları oldukları gibi köklerine, yani Türkiye kökenli Ermeni vatandaşları olarak yeniden entegre etmelidir. Bir yandan bu. Öte yandan özgür ve bağımsız Ermenistan, büyükelçileri aracılığıyla dünyaya dağılmış diasporanın, tüm Ermeni soyundan gelenlerin, Batı Ermenistan ve Orta Ermenistan'da hayatta kalanların özel bir sertifika verebilmek için toplanmasını ve kaydedilmesini sağlamalıdır. Türk makamları tarafından olası bir talep halinde deli teşkil edecek olan soyadı, adı, şirket adı, aile kökleri belirtilecektir. Şu veya bu kişinin, şu veya bu ilden ve mümkünse soy ağacı da dahil olmak üzere. Özgür ve bağımsız Ermenistan'ın cömertçe sunduğu iki ulusluluk çok önemli ve cezbedici. Ancak büyük çoğunluğumuz ona yalnızca sembolik olarak bağlıyız.
Ben örneğin cehaletimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Onun varlığını ancak 30'lu yaşlarımda öğrendim. Annemle babamın Türkiye'nin işgal ettiği ve esas olarak Kürtlerin yaşadığı Ermeni bir şehir olan Diyarbakır, Dikranagert'ten olduklarını hatırladım. Rahmetli anne ve babamın kemikleri hala orada, bu bölgede 1000 yıllık tarihimizin, geleneksel Ermenistanımızın pençelerinde asılı duruyor. İncil'deki cennetimizin bu diliminden beni bir torun olarak tanımlayan bir belgeyle 3 vatandaşlık toplardım. Doğduğum vatandaşlık, büyük anne ve büyük babamın rüyaları ve aydınlanan duygularımın vatandaşlığı. Raymond Ruben Berberyan, Batı Ermeni kökenli bir vatandaş. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin Hollanda Büyükelçisi Dikran Balayan, Twitter mikroblogunda duyurduğuna göre Lahey Bölge Mahkemesi, Hollanda'daki Azerbaycan Türk Derneği'nin başkanını Ermenilere karşı nefret propagandası yapmak ve alenen aşağılamaktan mahkum etti. Ararat Hogasyan'ın Artsakh çevresinde gelişen olaylarla ilgili etnik temizlikten soykırıma başlıklı makalesi, Bask bölgesinin La Tribuna dergisinde yayınlandı. Makale, Azerbaycan'ın 120 binden fazla Artsakh sakininin tam abluka altında kalmasına neden olan terörist faaliyetlerinden bahsediyor. Makalede, artık bir insani kriz değil, aynı zamanda sözde demokratik 21. yüzyılda gerçek bir soykırıma tanık olmanın mümkün olduğu bir etnik temizlik sorunu söz konusudur deniyor. Uluslararası toplumun çağrıları anlamsız çünkü Azerbaycan'ın soykırımcı politikasını engelleyemiyorlar diyen Hogasyan sözlerine şöyle devam ediyor. Bu arka planda bu açıklamaları görmezden gelmek bu kez uluslararası toplum tarafından çifte suçtur. Basının ve özellikle televizyonun bölge meselesinde ilgisizliği dikkate alındığında İspanyol basınında Ermeni yanlısı yazı ve açıklamalara rastlamanın son derece zor olduğunu belirtmek gerekir. Makalenin yazarı Ararat Birliği Başkanı Editör Ararat Hugasyan'dı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hayrik Muratyan tarafından seslendirilen Van yöresinin Ermeni halk şarkısı Kiho Kiho adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.